Hayır desem senin kanalına haksızlık olur. Biraz başında dedim ki nerede, hangi ortamda istiyorsan demiştim. Dolayısıyla ikna edeceğin kişi ben değilim. Başlayalım tek tek sorulara. Galiba ilk soruna diyorsun ki taraf tutmamaya özen gösterdik. Ama devamında da başkan olarak böyle böyle diyorsun. Ben üye olarak bundan etkilenmeyecek miyim? Yani şimdi bizim grup halinde hareket etmiyor olmamız, benim bir şahıs olarak müferiden görüşlerimi kamuoyuyla paylaşmamı herhalde kısıtlamaması gerekir. Yani burada yanılmıyorsam iki adayın da diğer, yani dört aday var, iki adayın bir konuşulan isimlerde 1907 üyesi iki tarafta da var. Benim yaşadığım süreçleri, bu zamanlamayı bile sordun Devrim Bey. Bu zamanlama da çok düşündüm aslında. Ve ben bu konuşmayı muhtelif zamanlarda, bundan aylar öncesinde de birkaç defa yapacaktım, durdum. Ve Mehmet Ali Bey'in konuşmasını bekledim. Mehmet Ali Bey'in konuşması yakın zamana geldi. Sonra kendi kendime dedim ki, ben gerçekleri açıklarken, evet Fenerbahçe camiası bu gerçekleri bilmesini, karar verirken sağlıklı karar verilmesini istiyorum ama dedim. Acaba seçimden sonra yapsam daha mı iyi olur diye de düşündüm. Sonra kendi kendime dedim ki, başkan olduğum derneğin anlayışı ve felsefesi çerçevesinde şayet Mehmet Ali Aydınlar seçim kazandığı takdirde bizim fıtratımıza ve duruşumuza uymayacak bir durum doğacaktı orada. Yani bunları söylemezdim başkan olduğu için. Yukarıda Allah var. Bunu galiba Aygün Bey sormuştu Four Seasons'da. İyi de sordunuz çünkü gerçekten ben o gün üzülmüştüm. Ve tam niye onu söylediğini de anlamamıştım. Doğruyu söylemek gerekirse ve sizin sorunuz sayesinde o gün ne demek istediğini anladım. Küme düşme konusuyla ilgili bir husustu. Üzüldüm. Niye üzüldüm? Çünkü ben kulübümün çıkarlarını korumaya çalışırken Mehmet Ali Bey hep beni hedefledi. Hep Ali Koç dedi. Fenerbahçe yöneticiler demedi. Diğer benle olan, diğer onunla temas olan kişilere de hep Ali Koç dedi. İnşallah bir gün niye dediğini anlatır. Şimdi yukarıda Allah var. Bu küme düşme konusuyla alakalı hemen hafızalarınızı tazeleyelim. Hiç beklenmedik bir anda bir çarşamba gecesi men edildiğimizi öğrendik. Perşembe günü hatırlayacaksınız, ben Samandıra'ya gitmiştim Sayın Eylül Durumlar'la. Futbolcular bizi çağırmıştı. Onlarla bir toplantı yapmıştık. Onlar inanılmaz bir öfke içindeydiler. İkincilikse ikincilik. Gösterelim onurumuzla. İnelim çıkalım. Bir gün ölmektense, her gün ölmektense bir gün ölelim. Gibi 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 görüşler vardı. Keza yönetim kurulu üyeleri arasında da benzer görüşler hakimdi. Ve aslında Türkiye Futbol Federasyonu bu kararın gerçekleşmesine hizmet ederek bir şekilde Fenerbahçe'nin suçlu olduğunu aslında yorumladı. Suçlu olduğunu peşinden kabul etti. Biz de dedik ki, gittik oraya. Ben ve Sayın Ali Yıldırım'a gittim. Zaten o aşamadan sonra Mehmet Ali Aydınlar bizden görüşmek istemiyordu. Dolayısıyla Lütfü Arıbağan ve Sayın Göksel Gümüştay ile görüştük. Ve dedik ki, ya bu iş böyle gitmeyecek. İki aydır sürülmeyen leke kalmadı, söylenmeyen laf kalmadı. Bizim artık buramıza geldi. Hem bizi peşinden suçlu ilan edeceksiniz, hem de Fenerbahçe'nin aman birinci ligden bir şekilde kalsın da futbol ekonomimiz ayakta kalsın. Yani Fenerbahçe'nin nimetlerinden devam etmesini isteyeceksiniz. Böyle olmaz dedik. O zaman biz her gün temcit pilavı gibi bu konu önümüzdeki aylarda gündeme geleceğine en onurlu, en sağlıklı yol bizi küme düşürün. Bizi küme düşürün. Biz bir senede çıkarız. Bunu da gerimizde bırakırız. Ama dedik. Bakın burası çok çok önemli. Çünkü Sayın Aydınlar diyor ki hem küme düşmek istiyorlar hem yazılı başvurmuyorlar. Sonra da beni taraftan önüne atıyorlar. Öyle değil. Nasıl söyleyeyim?
Dedik ki Sayın Ayırvan, Sayın Öksel Gümüştağ, lütfen bize yardım edin. Biz bunu kendimiz yapamayız. Çünkü genel kurula gitmemiz gerekiyor. 3 hafta sürecek. Ligler başlamış olacak. Ligler başladıktan sonra zaten böyle bir karar aldığın zaman iki sene kaybediyorsun. Hem başlayan ligi hem de bir sonrası. O yüzden dedi, biz bunu yapamayız. Sizin desteğinize ihtiyacımız var. Lütfen dedik, hukukçularımız bir araya gelsinler. Bir yol haritası çizsinler. Ondan sonra da yöneticiler tekrar bir araya gelip durum değerlendirin dedik. Ve nitekim o gece, cuma gecesi saat 5 gibi kulübümüzün temsilcileri ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun hukukçuları bir araya geldik yol haritası çizmek için. Ama onlar pek o bir niyette değildi. Pişkin pişkin bize yazı verin diye hala öyle konuşuyorlardı. Biz de Sayın İlhan Heyvacı'ya anlattık niye bunu yapamayacağımızı. Niye bunun mümkün olmadığını. Zaten bunu yapsak bu toplantıya gerek kalmayacağını anlattık. Cuma akşamı. Cumartesi iki tarafın yönetim kurulları vardı. Yönetim kurulları sonrasında görüşecektik. Görüşemedik. Çünkü Türkiye Futbol Federasyonu bir açıklama yaparak sanki biz kafamız çalışmıyor. Onlar gibi süreçleri bilmiyoruz. Bir yazı yazmayı, yazıyla başvuru gerektiğini bilmiyormuşuz gibi bir açıklama yaptı. Ben de orada hatırlarsanız şark kurnazlığı yapmasınlar demiştim. 21 gün ceza yemiştim. Hatırlayacaksınız. Şark kurnazlığı diye kastettiğim konu, biz size zaten niye yazı veremeyeceğimizi anlatmışız. Sizden talep etmişiz bu yardımı. Ondan sonra siz çıkıyorsunuz. Diyorsunuz ki yazı bile vermediler. Yani soruyorum kim samimi, siz karar verin. Üçüncüyü unuttum ya, yazmamışım. Ha, onu konuştuk, tamam. Ne gün olacak bu? Sizin program yok ki. Teşekkür ederim. Hangi mi? Pardon. Aygün Üzbek Star Gazetesi. Sayın Başkan, KAS döneminde çok önemli çalışmalar yaptınız ve çok da önemli bir avukatı siz buldunuz, getirdiniz. Tabii herkes bu ülke menfaatini bir türlü net olarak açıklayamadı. Neydi bu ülke menfaati? Bunu bir açıklar mısınız? Açıklarım. Başka? O kadar. Bakalım ülke menfaat notları ne diyor. Şaka bir yana, o günü tekrar hatırlamakta yarar var. Bizim 7 gündü değil mi? 1 hafta mı 2 hafta mı süremiz men edildikten sonra? 2 haftalık bir süremiz vardı. O süre içinde ve o süre çok önemli bir süre. Demin söyledim. O süreye bayram rastlıyordu. Ve biz hem transfer ödemelerini hem de hukukçularla ödemelerinde sıkıntı yaşadık biliyor musunuz? Başka yerlerde ödeme yapmak zorunda kaldık. Çünkü bayram vesilesiyle kapalı olduğu için. Yobo'yu 15 dakikayla imza attırabildik. 15 dakikayla kapanıyordu. Yani biz orada nelerle uğraşıyorduk. Neyse, KAS davasına dönelim. KAS davamızı açtık. Bizim KAS davamız şike yaptık yapmadıkla bir alakası olmayan bir dava hepinizin bildiği gibi. Bu KAS davasında demin de söylediğim gibi spor tarihinde olmayan bir hukuksuzluk yaşandı. Onun için dava açıldı. O da hiçbir resmi prosedür, belirlenen prosedür uygulanmadan, hiçbir savunma alınmadan bir ceza verildi. Dolayısıyla biz bu süreci dava ettik. Ve davamız da çok kuvvetliydi. Yani sonradan tuttuğumuz avukatlar vardı, İngiliz Federasyonu avukatları. Dediler ki bu bizim için. Dedim niye bu davayı istiyorsunuz bu kadar geç? Dedi ki bu bizim için bundan daha iyi bir dava. Böyle bir dava yok. Böyle bir dava gelmiyor spor tarihinde dedi. Neyse KAS davamızı açtık. KAS davamızı açtığımız günden itibaren başta Emin Bey, ben kötü kişiler olduk. Ve mütemadiyen, bakın mütemadiyen ya ikna edilmeye çalıştık ya baskı altına alındık bunu çekmek için. Aslında
Bu sadece Mehmet Ali Bey'in döneminde değil, Mehmet Ali Bey'den sonra da devam etti. Bugünkü mevcut yönetimden de devam etti. Hatta orada daha da şiddetlendi. Ülke menfaati nedir? Ülkemiz son 10 yılda müthiş bir atılım yaptı. Sadece ekonomik anlamda değil, pek çok anlamda. Ve bu atılımın ikinci bir fazı var. O da 2023 hedeflerimiz. Yani Türkiye'nin 2023 100. yılında inşallah nasip olur, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birinin arasına girme hedefi var. Bu hedefin bir sürü alt açılımı var. Bunlardan bir tanesi de bu hedefi, bu yolculuğu çok büyük bir uluslararası spor organizasyonuna ev sahipliği yapmak. Ne kalıyor önümüzde? Ya 2020 ya 2024. 2020'ye odaklanıldı. Ve karşımızda, yani biz değil tabii, ülkemiz. Ve burada iki tane çok çok önemli organizasyon fırsatı vardı. Bunlardan biri Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği, öbürü de Olimpiyatları 2020 İstanbul'a ev sahipliği. Ki hepimizin mücadele ettiği biliyorsunuz. Keşke olsaydı. Yani ülkemizi bambaşka bir lige çıkaracaktı. İnşallah da bir gün olacaktır. Ve ancak bunlar, ülkemizi başka lige çıkaracak bu fırsatlar, bu organizasyonlar milyarlarca dolar yatırım gerektiren konulardır. Ve o gün, o aşamalarda, o dönemde ülkemize ya onu seçin ya bunu seçin telkininde bulunmuyordu. Çünkü iki tarafta bir ülkenin iki yere aday olması istemiyor doğal olarak. Tam o dönemde nasıl oldu, nasıl yani bu, bilhassa Sayın Şener Zerzi'nin öncülüğünde Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kas davasını çektiği takdirde 2020 ev sahipliğinin doğrudan bizlere geleceği inandırılmıştı. Ülke menfaati budur. Ali Bey, ülke menfaati ben aslında az önceki o soruyu soracaktım da yani aslında bunun bir de devamı var. Fenerbahçe'nin ceza aldığı dönemde Fenerbahçe'de bu Türkiye'nin bir takımı, yani siz ülke menfaati derken acaba ülkesinin menfaatiniz ya da Fenerbahçe'nin menfaatini düşündün mü? Yani baktığımız zaman Fenerbahçe'de bu ülkenin en büyük sivil toplum örgütü diyoruz, en büyük kulübü diyoruz. Ama Fenerbahçe ceza alırken sanki Türkiye içinden çok büyük UEFA'dan ceza alırken destek görüldüğünü görüyoruz. Yani herkes ceza alması için uğraşıyor gibiydi. Yani bunun karşılığını aldınız mı diye soracağım. İkinci sorum da kısa bir soru. Biraz sorar mısın? Daha bir küçük cümlelerle. Yani şunu sormak istiyorum. Türkiye, siz ülke menfaati için kas davasını çekerken, siz Avrupa'dan ceza alırken destek aldınız mı? Yani Türkiye içinden herhangi bir destek aldınız mı? Türkiye'nin ülke Fenerbahçe menfaatini düşündü mü? Ülke menfaatine gelmeden önce ben size biraz evvel şeyi anlatmayacağım. Pardon, özür dilerim. Anlatmaya çalıştığı konu, hani kasla ilgili değil, daha evvel. Biz bırakın destek görmeyi, peşinen bizi suçlu gördüğü için Türkiye Futbol Federasyonu icraatlarında bizi en kötü noktaya getirdiğini anlatmaya çalışıyorum. Dolayısıyla evet, o da ülke menfaati. Beşiktaş'ı da ülke menfaatidir. Tabii ki ülke menfaatidir. Ama buradaki konuştuğumuz başka bir şey. O yüzden kas davasıyla ilgili veya bizim hukuk mücadelemizle ilgili biz, yani danışmanlarımız, kendi çabalarımız fazla bir içeriden, yani federasyona destek almadık. Destek nasıl olurdu? UEFA sen hata yapmış. Sen bu topa giremezsin. Senin muhatabın benim. Benim ülkemin ilgili elinden gelen her şeyi yapıyor. Burada böyle bir takvim var. Geçmişte bir sürü davada sen yıllarca bekledin. Niye beni burada 3 haftada, 4 haftada karara getiriyorsun? Niye bana bu saygıyı vermiyorsun? Olimpik Bolu davasında bile Yunan hükümet federasyonu çok daha büyük saygı duymuştur. Bunları incelemeniz lazım. Sen biliyorum inceliyorsun ama hepimizin incelemesi lazım.
biz hiçbir destekliyorum. Hiçbir art niyeti olmayabilir, kötü niyeti olmayabilir o zamanın yöneticilerinin, yani federasyon yöneticilerinin başkanının. O zaman bilgisizliği, beceriksizliği, tecrübesizliği var. Bana sorarsanız bir kısım öyle, bir kısım art niyeti olduğu için UEFA topa bu kadar girdi. UEFA'nın yaptığı davranış olağan dışı bir davranıştı. Bunun niye olduğunu bize anlatmak durumundadır. Sadece gazete küpürlerinden takip ederek değildir bu. Başka? Bir küçük sorum daha vardı. Sizin 12 numara orgu kurduğunuz, 12 kurdum. Numara org. Taraftar sizinle gerçekten ilginiz var mı? Sen bunun cevabını biliyorsun. Benim ilim için mi soruyorsun? Ben. Öğrensin. Hepiniz bunun cevabını biliyorsunuz. Değil sadece 12 numara. Güya ben SPK'da da adamlarımla bir takımın bilmem ne operasyonu engelliyormuş. PR kampanyasıyla başka bir... Dedim ya benim yapmadığım, söylemediğim şeyler bana yakıştırıldı. Kişiler, kurumlar bana yakıştırıldı. Dolayısıyla bu ilk başta sürecin başında Anticom tarafından atılan bir iddiadır. Sürecin sonlarına doğru da başkaları tarafından çok şiddetli bir şekilde ifade edilen bir unsurdur. Yakından uzaktan böyle bir şeyin gerçekle alakası yoktur. Sizler de bunu biliyorsunuz. Benim gücüme giden sizler bunu bilmenize rağmen bu konuyu yap. Yani illa beni mi söylemem lazım? Ayrıca yani ben 12 numara ilgim olmasını olmamasını utanacak Temmuz sürecinin başında herkes kafasını kuma gönderirken camiamızı ayakta tutan ustaların bir tanesi de odur. Buyurun. Ama siz basından değilsiniz. Nasıl olacak? Kongre üyemiz. Yani... Sizin süreniz kısıtlı. Benim bütün günüm boş. Ben sizlerden sonra o zaman sorayım. Arkadaşım ayı kısıtken. Ben belki kongrelerden de tanıyorsunuzdur. İsmim Kaya Enişte. Herkes gibi ben de Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Ali kardeşime soracağım bir şey var. Yaşça benden küçük olduğu için kardeşim olarak vasıflandırıyorum. Şimdi belki de yanılıyor da olabilirim notlarımda. Eğer bir yanlışım varsa düzelt Ali'cim. Dedin ki UEFA adli mercilerin ne dediği önemli değil demiştin. Ama bize verilen normal, ceza... Normal durumlarda. Koşullarda. Evet. Ama bize verilen ceza gerek polis tapelerinden gerek de adli yargıların dokümanlarından verildi. Bu neden böyle tezahür etti? Birinci sorum. İkinci sorum da biz bu bir yıl gitmedik. Hani bilmiyorum senin bu konuda belki mesele kadar götüreceğim bazı sırların olabilir. Ona da saygı duyarım. Açıklamak istemediğin. Bunu biz niye kabul ettik gitmemekle? Yani hani Mehmet Ali Aydınlar suç psikosunda olan gitmesin kendileri karar versin diye o meğerde galiba bir açıklaması olmuştu o günler. Yanılmıyorsam... Niye kabul ettik? Gitme mi? İlk yıl, evet. Biz gönüllü olarak mı gitmemezlik ettik yoksa gitmemek mecburiyetinde kaldığımız için mi? Çünkü... Mektup geldi. Eşte kendini 12'ye kadar çek yoksa ben çekiyorum. Sonuçta senin kurumaya katılmama Türkiye Futbol Federasyonu karar veriyor. Eligible değil diyor. O zaman katılamıyorsun. Ağzında kuş tutsana bir şey yapamıyorsun. Peki. Çok çok teşekkür ediyorum. UEFA neden kendi sürecini bakmayayım, yani Futbol Federasyonu kararlarına bakmayayım, adli merceğe gitti. Bu çok önemli bir soru. Şu an net bir cevabım da yok ama zaman içinde bu da ortaya çıkacaktı. Bu da olağan dışı davranışlardan bir tanesidir. Çünkü senin muhatabın iç konularla sorumlu olan Türkiye Futbol Federasyonu. Adli merciler değildir. Yani bunu ben hala anlamış değilim. Anlamakta da güçlük çekiyorum. Kamufama göre bazı teorileri var. Bu da paylaşmak istemediğim. Ama gördüğüm kadarıyla herhalde bugünkü yönetimi içe sayıyor. O günkü zehirlenmeyle kalmış durumda gibi gözüküyor. Pardon, onlar bir
Bir daha ilave edeyim mi? Yani sen sürecin tam başından beri içindesin. Tahmin ediyorum genel kültürün dışında da hukukçularla yapmış olduğun istişarelerden korkunç bir hukuk bilgisi oluştu. Peki bu süreci, yani bu haksızlığı kaşıma imkanı yok mu halen kulübümüz? Yani UEFA adli mercilerin... Ya benim düşüncem adli merci odaklandığı için Yargıtay'dan gelecek karar son derece önemlidir. Orada bu olay onanmadığı takdirde hem Beşiktaş hem Fenerbahçe, bana sorarsanız Türkiye Futbol Federasyonu'nda ciddi anlamda bu işin peşine gidebilme imkanı doğar. Şimdi bir şey soracağım. Çok özür dilerim. Çünkü sizi gördüğüm için hatırlıyorum. Akşam gazetesinde veya Milliyet gazetesindeydi yanılmıyorsam bir haber çıktı sağ köşe sağ sayfada. Bir saniye lütfen. O haberi hatırlıyor musunuz? Ve güya başkanımızın bilgisayarında 3 gazetede mi çıktı? Ne dediniz? Ne diyordu tam? Bir hatırlatma yapar mısın? Süper Lig'de görev almış hakemlerin tuttuğu takımların listesi yayınlanmıştı. Tamam. Ve şey ima ediyordu değil mi? Aziz Yıldırım'ın bir herhalde polis aramasında, kulüpte aramasında ele geçiren bir kitapçık veya bir defterde, not defteri. Ve şey ima ediyordu değil mi? Fenerbahçe hakemlerin çeteresini tutuyor gibi. Yok öyle değil. Niye bunu bu konuya getirdim biliyor musun? Bu beyefendinin yolladığı bir mektuptur konuşulan. Olaya ben müdahildim. O sırada Sayın Başkanımız esasında tabii geç tecelli etmiş bir açıklama, ben bunu kongrede de açıklamak istiyorum ama maalesef kongrelerimizde arkadaşlarımız Fenerbahçe ruhuna yakışmayacak bir şekilde kongre kültüründen davranmayıp orada konuşan kardeşlerimiz susturuluyor. Ama madem Ali kardeşim gündeme getirdi, Başkanımız Kulüpler Birliği Başkanı iken o dönemde çok sakıncı olan bir liste elime geldi. Tabii ki herkesin, yani sporla uğraşan bir insanın bele hakemlerin takım tut, yani görünlerinde bir takımın olmamasının mümkünatı yok. Ama ne zaman ki o takıma olan bağlılığı mesleğin önüne geçmezse hiçbir sakınca bir sorun yok. Ben de Kulüpler Birliği Başkanı olduğu için kendisine yazdığım, zaten 12 yıldır mektup yazarım, bir mektubumda dedim ki bu listenin bir Kulüpler Birliği Başkanı olaraktan konsensüs sağlayıp basınla, basın kuruluşlarından basına çok geniş bir şekilde yansımaması gerekir. Yoksa Türkiye'de maç idare edecek hakem bulamayız ve haklı verilmiş bütün kararların arkasında da işte o takım zaten bunu tutuyordu, işte bu takım bunun sevdalısıydı diye konuşulacak. Dolayısıyla Türk sporuna bir leke sürülecek dediğinde. Fakat maalesef... Bir mektup yazdınız, Kulüpler Birliği Başkanı'na yolladınız. Evet. Tamam, devam edelim. Ve maalesef bu basında çok üzülerek söylüyorum, bazı şeyler saptırılarak yansıtılıyor. O kritik dönemlerde de o üç gazetede bendedir. Onları da size belki öğleden sonra oraya da gideceğim, yetiştirebilirim. Aziz Yıldırım tarafından hakemler fişlendi denilerekten basında spekülasyonlara sebebiyet verildi. Ve ben o günler için bekledim. Hem soruşturma savcısının hem de ağır ceza hakiminin benim görüşlerime de başvurmasını, maalesef böyle bir olayı yaşamadık o günler için. Dolayısıyla siz basın arkadaşlarıma bu konularda çok önemli görevler düşüyor. Bu örneği niye paylaşmak istedim sizinle? Şu nedenle başkanımızın bilgisayarına çıktı. Başkanım sanayana bilgisayar kullanmadığını bilir. Mektup yollanıyor. Başkanımızın sekreteri de bunu scan edip bilgisayara koyuyor. Başkanlık ofisinde. Ve bu aramada alınıyor ve sanki bir suçmuş gibi işte ilgili merciler tarafından kamuoyuna sunuluyor. Bunun gibi o kadar çok şey var ki. O yüzden yani Fenerbahçe muameleyi hak etmedi. Son kaç soru alalım? Senatok Milliyet Gazetesi. Ali Bey, benim bu süreçte gördüğüm şöyle bir detay var. Hani herkesin hatası var. Tabii süreçte belki bizim de oranlar değişebilir. Ama burada kimse UEFA'nın davranışına değinmiyor. Yani benim gördüğüm şu, KAS davası haklı bir davaydı, geri çekildi. Mutlaka UEFA bu konuyla ilgili sözlü yazılı belli ki kulübe bir şey vermiştir diye düşünüyoruz. Yani bu dava çekilsin, bir şekilde Fenerbahçe yoluna devam etsin ki açıklamalar da bu yöndeydi. Artık bu iş bitmiştir, Fenerbahçe Avrupa'da devam edecektir diye hatırlıyorum. Burada UEFA hem Fenerbahçe'yi yanılttı. Kimin açıklamasıydı Senat? Yanılmıyorsa Abdullah Başkan öyle bir açıklama yapmıştı. Burada UEFA ikili oynadı gibi geliyor bana.
Yani biraz da UEFA cephesini eleştirmek gerekmiyor mu? Federasyonla Fenerbahçe birbirine düşüren UEFA değil mi? İşine geldiği gibi konuşuyor. Hem size hem oraya. Yani biraz UEFA cephesi burada esasında ana noktadayken hiç değerlendirilmiyor. Bununla ilgili görüşünüzü merak ediyorum. UEFA parmağında oynattı Futbol Federasyonu'nda. Ama UEFA'yı bu şekilde satır arasında söylemek istediğim, bu şekilde topa girmesini sağlayan unsurlar neydi diye soru sordu. Bana sorarsanız ve ben bunu yani oradaki kişilere de ketenpereye getirdiniz başkanı dedim. Lisan bilmediği için ve siz yaptınız diye. Ketenpereye getirdiniz dedim. UEFA'ya şu yüzden fazla yüklenmek istemiyorum. Çünkü UEFA topa sokuldu. Topa girince de herhalde bir örnek mi göstermek istedi, ne yapmak istedi? Baktık istediğini yaptırabilir burada. Her şeyi o yaptırıyor. Hiçbir hukuki sorumluluk almadan ki bir bana sorarsan Infantino mektubu hukuki sorumluluk gerektiren bir mektuptur. Ama çok ince ele alınmıştı. O yüzden benim odaklandığım nokta Sayın Aydınlar'ın başkanlığındaki yönetimin ve yönetimin bir parçasının UEFA'yı bilerek bilmeyerek bilmiyorum ama bence art niyetli bir şekilde yönlendirip Türkiye'ye getirtip baskı yaptırıp bu kararın alınması sağladıkları içindi. Şöyle soruyorum, çünkü sen yanılmıyorsam ciddi bu konuları araştırıyorsun. UEFA'ya dönüp Türkiye Futbol Federasyonu, demin dediğim gibi kardeşim benim emniyetim, savcım, medyam, şu şiddeti bu işin üstüne gidiyor. Bana geldiği zaman ben de bunun üstüne gideceğim. Sen bizden bir ülkeden beklenen her şeyini yapıyoruz biz. Sana ne oluyor da müfettişini yolluyorsun deseydi veya daha bir dik durup yapsaydı çok farklı olurdu. Bizim yaptığımız görüşmelerde pazarlık diye adedilen görüşmelerde ve TFF ile yaptığımız hep kas davasının çekilmesi konusu gündeme geldi. Kas davasının çekilmesi hep bir husustu, bir unsurdu. Halbuki direkt konuyu etkilemiyordu biliyorsun. Sayın Başkan hayırlı olsun öncelikle.